Sonsuzluk kılıcı. Orta çağ zamanında Kenku adlı süper kötü kahraman güçleriyle dünya dışı yaratıklarla işbirliği yaptı. Dünyayı ele geçirmeye çalıştı ve dünyaya akın akın uzaylı yaratıklar getirmeye başladı. Bu yaratıklar öyle güçlüydü ki hiçbir kahraman onların karşısında duramıyordu. Döneminin en güçlü kahramanı olarak kabul edilen Kral Arthur, üç kız kardeşten yardım istedi. Bu üç kız kardeş güçlerini birleştirme özellikleri vardı. Ve üçü de kırmızı sınıf, yani tehlikeli güçlere sahip insanlardı. Kral Arthur bir yemin karşılığında kız kardeşlerin yardımını aldı. Kız kardeşler güçlerinin %98'ini, yani neredeyse tüm güçlerini bir kılıca aktardı. Ve bu kılıcın içinde 3 kırmızı sınıf kahramanın gücü bulunuyordu. Bu kılıç ile karşısına çıkan bütün yaratıkları, uzaylıları ve onları yöneten kötü kahraman Kenku'yu yok etti. Daha sonra dünya huzura kavuştu. Ve bu efsane dilden dile dolaşarak kahraman tarihinde yerini aldı. Şimdi kılıcın yerini Kral Arthur'u ve 3 kız kardeşi kimse o günden itibaren görmedi. Böylece kılıç da Arthur da efsane olarak kaldı. Hikayemize geçmeden önce canlarım, biliyorum günlük video istiyorsunuz fakat videolar üzerinde çok çalıştığım, düzenlemeler yaptığım için günlük yetiştiremiyorum. Çok yoruluyorum. 2 günde bir şeklinde atıyorum ama ilerleyen zamanlarda günlük şekilde atmak için çok çalışacağım. Sizden tek isteğim beğen tuşuna basmanız. O beni fena gaza getiriyor. O yüzden lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ha bir de canlarım, 1 milyon olsak mı artık ya? Ne diyorsunuz? Şimdi kabus, kargaşayı başlat. Titanlar! Titan tuvaletler! Savaşa çağırıyorum sizi. Hadi bakalım. Her tarafa bu portalı açıyorum. Neler oluyor? Portallardan yaratıklar çıkıyor. Allah Allah, bir gariplik var abi. Aha. Ah tamamdır. Bizim dünyamıza açılan portallar yaratıklar geçiyor. Of. Kaostan gelen yıkım. Presto momentum. Apollosayoni. Dur bakalım Banks. Hadi. Ha? Bu ne? Hex'i, evet Hex'i durdurmak için sınıfa gitmiştim. Ve bir anda kendimi burada buldum. Arkadaşlar neredeyim, yardım edin. Allah, kaldım burada. Kimse yok mu? Kimse yok. Boşuna bakın. Büyü attığıma rağmen sonsuz boşluğa gidiyor büyülerim. Ne kadar büyük bir boşluktayım acaba? Arkadaşlar yardım edin. Sesimi duyan yok mu? Hey! Allah, şöyle yürüyelim bakalım. Bu ne? Sen senin içindeki son kırmızı kahraman ile birlikte son mührü de kıracağım. Ve dünyayı ele geçirebileceğim. Kırmızı sınıf kahramanı. Ben kırmızı değilim. Mavi sınıf kahramanım. Yanlışım var. Asla yanılmam. Ha, o zaman Forge olabilir mi? Ama Forge gitti işte. Ben de mavi sınıf bir kahramandım. Herkes yok olmuştu Forge'da. Hayır, olamaz, öyle bir şey yok. Sana inanmıyorum, beni kandırıyorsun. Hayır, içindeki aura enerjisini görebiliyorum.
İçinde bir kırmızı sınıf kahraman var ve onu çıkaracaksın. Ve ben de son mührü bir kırmızı sınıf yardımıyla kıracağım. Sen de bunu yapacaksın ve bana yardım edeceksin. Asla yapmam sana, yardım etmem ben. Peki o halde. Gel buraya. Dreamflyer, Hex'in olduğu oda sanırım karanlık sınıfta. Oraya gitmemiz gerekiyor. Nasıl gideceğiz peki? Karşı taraftaki canavarları görmüyor musun? Savaşacağız tabii ki. Onların hepsini uyutayım mı güçlerimle? Ben bunları hallederim. Sen gücünü koru çünkü zihin dünyasında senin gücün önemli. Hex'in zihnine girip her şeyi öğreneceğiz. Neler olduğunu. Şimdi yıldız gücü. Gel buraya! Koruyucu yıldızım! Hadi içeri girelim! Gelin bakalım buraya yaratıklar! Hop! Yaklaşma! Aha! Uzaktan buraya! O zaman biz de... Hop! İçlerinize gireriz! Ve zamanda geri gitti! Bakın bakın farkında bile olmayacaklar! Farkında bile olmayacaklar! Bakın! Böyle yumruklanırsanız işte! İşte böyle! Ay tuşörde daha çok fazla şimdi tuhaflar var! Hemen! Hemen! Dreamflyer! Dreamflyer! Gel artık! Hadi gidelim! Gücümü topladım! Tamamdır! Tamamdır! Benim de koruyucum sırtımda! Hızlıca gel buraya! Gel buraya! Aha! Büyü sesleri geliyor! Hex! Dur bakın! Hex'e ne olmuş öyle? Aa! Bayılmış mı? Evet! Bayılma! Ne olmuş buna? Hiç bilmiyorum! Hadi zihnine girelim! Tamam o halde! Hadi! Elini ver! Zihnine giriyorum! Sıkı tutun bana! Tamam tutuyorum işte! Tamam! Hadi gidelim! Kabul et! Yoksa seni yok edeceğim! Hayır! Hayır! Geri git! Hayır! Hayır! O halde başka şans bırakmadın bana! Dur bakalım! Çocuklar, siz nasıl geldiniz? Burası neresi? Burası Hex'in zihni. Sen nasıl dağırıyorsun burada? Acilen buradan çıkmalıyız. Burası ilk siyahın yeri. Acilen çıkmalıyız. Dreamflyer çıkar bizi buradan. Çok kötü. Hop, hadi. Hadi. Gidiyoruz. Dreamflyer, büyüyü bozmak istemem ama hala buradayız. Ne zaman gideceğiz? Odaklanıyorum. Olmuyor. Neden olmuyor? Hadi. Çıkamayacağız mı buradan? Siyah gelmeden gitmeliyiz. Çok korkunç birisi o. Hadi. Çocuklar. Çıkaramıyorum sizi. Çocuklar. Olmuyor. İşe yaramıyor. Burada kaldım. Ne? Kaldın mı? Çıkmalıyız. Biri yardım etmeli. Buraya giren çıkamıyor. Ne yapacağım? Bütün gücüm siyah kahramanı tekrardan dünyaya getirmek için zorla alındı. Yardıma ihtiyacım var. Strange, sözlerimi duyuyorsan beni nerede bulacağını iyi biliyorsun. Durum çok karışık ve hiç de iyiye gidiyor gibi gözükmüyor. Yardıma ihtiyacım var. Burada. Mystic. Koruma kalkanı var. Mystic. Speed Force. İksir rafındaki 3. şişeyi al ve onu bana at. Tamamdır. Hop, al bakalım. Kurtuldun. Ne oldu sana? Mystic. Dışarıda kıyamet kopuyor. Sensin burada zincirlisin. Kıyametten daha kötü bir şey geliyor. İlk siyah. Gelecek süpersonun gücünü bilmiyorsunuz. İşte bu. Durmadan akın akın geliyorlar. Gücü tükenmeye başladı. Zamanı geldi.
Süpernova! Süpersonik! Kardeşim! Al bakalım! Bayıldın sonunda! Kardeşim! Duyuyor musun bak? Bu sesler! Bu gürültüler! Bunlar ilk siyahın ayak sesleri. Bu dünyaya tekrar gelecek. Benim gibi siyah sınıf kahramanları tekrardan en başa getirecek. Yıllarca herkes seni siyah sınıf kahraman zannetti. Fakat o kişi bendim. İkizin olan ben. Ve fark edilmeyeyim diye ikiz kardeşime suçu attım. Ve sen fark edilsen bile kaybolmayacaktın. Fakat ben siyah sınıf kahraman olduğum için siyah sınıf kahraman lanetinden yok olabilirdim. Ama artık gizlenmenin bir anlamı yok çünkü ilk siyah sınıf kahraman dünyaya gelecek. Sonunda. Buradan nasıl çıkacağız? Nasıl çıkacağız? Kaldık burada. Of, çıkamıyoruz. Buraya nasıl geldik biz? Çıkar biz tarafını ayır. Çıkarabilirsem çıkarırım. Bana çıkaramıyorum. Durun, sakin olun. Burada kapana sıkıştık. Of. Peki şimdi ne yapacağız? Benim kurbanım olacaksınız. Sonunuz geldi. Ya teklifimi kabul edersin ya da yok olursun fakir. Orada dur bakalım. Kızmaya başlıyorum artık. Sen de kimsin? Dur bakalım orada. Geleceğim. Çocuklar el ele tutuşun ve buradan çıkmayı hayal edin. Çabuk olun. Her an geri dönebilir. Odaklanın ve dışarıyı hayal edin. Tamamdır. Hadi. Hadi. Çıktık çocuklar. Evet, çıkabildik. Nasıl çıktık? İyi oldu. Gerçekten çıktığımız iyi oldu. Starfire. Evet, Doktor Strange. Misty'in çağrısını duydum. Başınızın ilk siyahla dertte olduğunu öğrenir öğrenmez hemen geldim. İyisiniz değil mi çocuklar? İyiyiz tabii ki de. Az kalsın işimizi bitiriyordu değil mi? Ucuz atlattık ama burası neresi? Bu portal ne? Okulumuza giden portal mı? Hayır çocuklar. İlk siyahı yenmek için bir şansımız olabilir. O şans da bu portalın arkasında yatıyor. Sanırım o şans da Kral Arthur'un kılıcı olabilir. Ne? Ama o efsane değil miydi? Anne bana yapmadan önce hep onun kahramanlıklarını, kılıcının ne kadar güçlü olduğunu ve dünyayı nasıl kurtardığını anlatırdı. Benim hiç kahraman ailem olmadığı için bilmiyorum ama. Evet, bana da anlatılmıştı. Ne, sana da mı? Hayır, o bir efsane değildi. Gerçekti. Şimdi sizi Kral Arthur'un kılıcını almaya göndereceğim. Peki sen niye gelmiyorsun? Portalın açık kalmasını sağlayacağım. Eğer ben de gelirsem sonsuza kadar o zaman çizgisinde o evrende hapis kalabiliriz. Gideceğiniz yer çok zorlu olabilir. Sizi türlü türlü oyunlara sokabilir. Çok dikkatli olmalısınız. Hem de çok. Ve size verilen bütün testleri geçmeye çalışın. Eğer geçemezseniz bir daha dönüşünüz olmayabilir. Ay, o zaman çocuklar. İlk ben geçiyorum. Tamam fakir, dikkatli ol. Tamamdır. Hadi. Ya ilk ben gidecektim. İlk ben gitmeliydim. Of. İkinci gideceğim. Sen üçüncü git o zaman. Tamam, ben üçüncü giderim. Of ya. Şimdi sıra bende. Ben de gidiyorum. Kral Arthur'un kılıcına talip 3 genç savaşçı. Ve bu üç genç savaşçı içinse üç kız kardeşim yapmış olduğu üç oyun. Nasıl oyun bunlar? Üç kız kardeşin yapmış olduğu üç oyunda da başarılı olursanız
Kral Arthur'un kılıcına sahip olursunuz. Hepiniz bir yol seçin ve o yol sizi kaderinizin seçmiş olduğu oyuna götürecek. Dikkatli olun çocuklar, dikkatli olun. Bu oyunlara giden çok savaşçı oldu fakat dönen çok az oldu. Yoldu, acaba hangisini seçse? Diğeri de eksen gitmişti, bu sefer ilk ben olacağım, ilk ben olmalıyım. Hangisini seçsem? Şunu seçiyorum. Ben bu yoldan gideceğim. Bu sefer ilk oldum. Bu yol nereye gidiyor acaba? Şöyle. Ha? İki yol kaldı. İstediğini seç fakir, ben de diğerine girerim. Tamam o halde. Ben de bu yoldan gidiyorum o halde. Aha. Acaba nasıl bir zorluk çıkacak? Nasıl oyunlar olacak? Çok merak ediyorum. Umarım başarılı olurum. Bana da bu yol kaldı halde. Bu yoldan gideyim. Starfire, ukala, zengin ve bencil. Seçtiği yol ise onun tamamıyla zıttı olan fedakarlık yolu. Bakalım seçtiği yolda başarılı olabilecek mi? Fakir ise cesur, iyi niyetli ve yardımsever. Seçtiği yol ise bencillik yolu, kendini düşünme yolu. Bakalım ne yapacak? Ve son olarak Dreamflyer, alçak gönüllü, saf bir yardımcı, her zaman ikinci planda kalan kişi. Ve seçtiği yol ise kahramanlık yolu. Devamı ikinci bölümde. Acaba fakir ve arkadaşları bu seçtikleri yollarda zorlu testleri başarıyla yerine getirebilecekler mi? En önemlisi ise Arthur'un kılıcını alıp ilk siyahı durdurabilecekler mi? Eğer bunları merak ediyorsan like tuşuna basmayı unutma dostum. 1500 like da yeni bölüm gelir. Ve gelen bölümden anlık haberdar olmak istiyorsan abone olmayı ve bildirimleri, yani çanı açmayı unutmayın örümcek ailesi. Görüşmek üzere. Bye bye.